Merhaba arkadaşlar, ben Cevat ve bugün İlkan'la beraberiz. Merhabalar. Bir önceki zaten Onat'la yaptığımız karşılaştırmadan araba size tanıdık geliyordur. Leon FR. Herkesin istediği, beklediği 125'lik aile model araç. 1.4, 125 beygir, 200 tork. Bugün bu arabayı inceleyeceğiz. Aracım 1.4, 125'lik 200 Nm torka sahip bir araç, fabrika çıkışı. Allah'ım! Hadi şov. Ve durmadı deyip böyle. 25 beygir ya, hissediyorum şimdi. Torku hissettin mi? 200 Nm. 200 Nm ne demek sen? Onun dışında benim yaptığım ekstra motor anlamında yazılım vesaire ekstra bir şeyim yok. Sadece işte daha önceki videoda da söyledim. Elimde kalan satmadığım bir replika var, eksim var. 76. Onu taktım araca. Bu araca büyük olmasına rağmen hani ses bir tık daha iyi gelsin ses diye benim ses tatmin ediyor zaten. Aynen. Güzel bir sesi şey var. Yok. Orta susturucuyu çıkartıp onun yerine replika var eksi taktım. Sona doğru da düz boru geliyor zaten. Bir o var. Onun dışında işte dış görselde marşipiyeler. Cupra işte spoiler. Araç zaten FR olduğu için FR tampon standart üstünde geliyor. FR koltuk, FR direksiyon içine baktığımızda. Cupra difüzör var. Cupra difüzör var arkada yine aynı şekilde ortadan çift çıkmıştı. Aracımın ekstralar bunlar. İçinde normalde RCD 310 teyip geliyor. Bendeki 510. Bir tane mavi Cupra'dan çıkan, Cevap Kupa'dan çıkan bir 510 var. O satmıştı bana. O var. Hani sadece bunlar var aracımın ekstra. Yani normal bir aile aracı diyebiliriz. Onun dışında KB'nin V2 Variant 2 coilover sistemi var. Biraz sert zaten. Oğlum yavaş lan. Oğlum arabana değiyor ayaklarım. Bak işte değil mi? Evet. Selamun aleyküm. Tekrar hoş geldin. Işınlandık yani. Evet, biraz sert. Gerçi benim arabamda hani o klasik dünle bir 2-3 cm daha pay var ama hani sertlik anlamında bir tık daha sert ayarını kullanıyorum, öyle söyleyeyim. Aracın genel olarak şeyinden bahsedersek, dış görünüşünden Alfa Romeo'lara benziyor arka kapı. Aynen. Ya zaten MK2'nin tasarımı ben çok beğeniyorum açıkçası MK3'e göre. İşte dik duran gizli silecekler, ondan sonra arka kapı kolunun olmayışı falan. Hala da hani araba 8-9 ne kadar oldu Furkan? 2006. 2006 ilk çıkış. 10 yıl olmuş. Tabii, hemen hemen 10 yıl. Hala da binenler bir ilk önce kapı kolu yok diye önden binmeye çalışan oluyor hani durduğumda. Aynen. Bilmeyenler bir ön kapıdan arkaya geçmeyi deniyorlar malum. Yani. Yakıt konusundan bahsetmek gerekirse ne kadar ekliyor şehir dışı? Yakıt yol. Şöyle söyleyeyim. Hani uzun yolda benim gördüğüm en düşük Manisa'ya giderken İzmir'de 5.5'u gördüm. 90 sabit. Hiç ayağımı gaza basmadan, çekmeden, cruise kontrolde 90 sabit. 5.5. Onun altına inmedim açıkçası. Yapanlar vardır belki. Ben. Bir de hani abi 90 sabit bana sıkıcı geliyor bir yerden sonra, ya da 110 sabit. Çevre zaten direkt bir şey oldu yani, basasın geliyor sana. Evet, uykun geliyor zaten arabanın içinde. Ama şehir içinde mesela hani klima açık değilse 7-7.5 ideal kullanıyorsun. Klima açıksa 1 litre 8.5'a kadar çıkıyor, 9'a çıkıyor yani. Bir de egzoz varsa hani basası geliyorsa. Aynen öyle, bir ses duymak için. Bir de o patırdamaları ışıklarda en azından insanlara göstermek için. Ne oldu kardeşim, biraz zıpladın galiba. Yıldık. Sordun mu? Uzun olman dezertmiş. Aynen. Uyduğum sertmiş. Yani dediğim gibi 8.5-9'u göz önüne almak lazım bu arabada. Yakıyor yani, yakmıyor değil. Genç bir adam 9-10 yaktır yani bir adam. Kullanır, rahat rahat kullanır yani öyle söyleyeyim. Arabayı alırken ikinci el olarak nelere dikkat etmeliyiz peki? Bunun ilk sorunları aracın. Ya arabayı alırken... Yani ikinci elde açıkçası nelere dikkat etmek lazım? Ya kronik sorun, daha önce de söylemiştim ya, benim en çok şikayetim arka yolcuyla iletişimimde birazcık kopukluk oluyor uzun yolda. Çünkü hem egzoz hem arka kapıdaki o kelebek camlarından giren hava birazcık hani böyle uğultu yaratıyor iç hacimde, öyle söyleyeyim, iç mekanda. En büyük derdim, sıkıntım o. Motor konusunda insana dikkat edebilirdi. 1.4 TSI'ler bir ayak. Ya açıkçası motorlar. Evet, hani ben sıfır ya şey diyorum, sıfır değil, ikinci el araba alsam hani mesela yazılımsız almak isterim özellikle. Aynen, hani, oynanmamış. Oynanmamış araba almak isterim bu konuda. Ya bu araçta şey yok hani, trim sesi bence bana kalırsa MK3'e göre çok daha az, daha tok. Ama mesela şey olsun isterdim en azından, Golf'lerdeki gibi kapı içlerinde bir en azından sünger, izolasyon, bir yalıtım olsun isterdim yani. Malzeme kalitesi hani Golf'a göre bir seviye daha aşağıda bu arabada. Ama aynı olsa zaten Golf daha az. Fiyat konusunda zaten. Yani
keser, Leon keser yani eminim. Bir de zaten hani şey yok, FR donanım var bu arabada sadece. Bu araba FR değil. Ya da MK3'ün 1.440'lı FR değil, FR paket sadece. Yani MK1'de 1.8 turbolar geldiğinde FR olarak geldi. Hatta işte o zamanın arabası Trabzonspor'un futbolcularıyla başladı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Aynen, Gökdenizler'in zamanında ilk Seat onlara veriyor. Onlar asıl FR. Sonrasında gelen MK2'de 2.0 benzinli ve 2.0 dizel FR olarak geldi. Bu araba sadece dış görsel ve paket, başka bir paket. Şey değil yani. Makyajlı da kesildi işte, makyajlı oldu değil mi? Makyajlı da 2.0 şey var. Yo, TDI FR var yine. Ha, var, sıfırlardan makyajı var. Var bak. Peki yağ yakma konusu sende nasıl? Bende yağ yakma konusu yok. Böyle söyleyeyim, hatta hiç yok. Abi bunlarda zaten yok ki. Ya genel olarak TSI motorlarında insanlar şikayetçi ya Türkiye'de. O GTI'lerden falan bahsediyorsun. Yok, genel olarak bahsediyorum. Çünkü insanlar hani performans aracı alıyor, yağ yakmaz diye bekliyor. Sonra yakınca bir şaşırıyorlar ama genel zaten performans aracı yakar. Eksiltme oluyor abi. Aynen, olur aynen. Yani. Ama normal bir şey. Bizimkiler çıldırıyor. Ya şöyle bir şey var abi. Aslında bence çoğu Honda kullanıcısı bile bunu saklıyor. VTI'larda, Type R'larda bile var. Ya da Porsche'de bile var çünkü bu. Çünkü yüksek devir yiyorsun ama sonuçta, o yağ kaynıyor. Evet, Cupra, Bocanegra, işte Fabia RS'ler, Volo GTI'ler. Öyle bir isim çıktı ki bu arabalar yağ yakıyor vesaire falan diye. Sonuçta yüksek sıkıştırmalı bir araba, bindiğin araba. 1.480 beygirlik motor. Çok normal yani. Donanım ve konfordan bahsetmek gerekirse araçta. Donanım, konfor. Ya en baştaki belirgin FR pakette şey var işte, ESP var. Diğerlerinde style donanımda ASR diye geliyor bu. Hatta TCS yazıyor. Traction Control System diye yazıyor. Çift yön dijital klima var şu an. RC'de 310 ile geliyor. Şu an bende 510 var. ESP komple iptal edebiliyor musun sen yoksa? Bildiğim kadarıyla yarım yine yarım. Bende de. Aynen. Komple. Patinaja kalıyor. Onun dışında işte koltuk farkı var. Sen bilmiyorum nasıl hissediyorsun koltukta ama. Evet, zaten hani kavruyor. Arkası da geniş. Şu bahsettiğim zaman zaten. Evet. Bel desteği ve şu diz destekleri bu arabada bende çok iyi yani. O FR'ın yani özellikle şu belde çok güzel kavruyor. Aynen, içine gömük oturuyorsun aynen arabanın direkt yani. Ve hani rahat bir şekilde hani kasmıyor. Aynen. Uzun yolda gider yani. Ya arabanın hani coilover'dan olan bir sertliği var ama zaten FR süspansiyon normal style donanımına göre yine bir tık daha sert bu arabalarda Seat'ta. Yine bir tık daha basit geliyor. Nissan. Evet, Polo evet. GTI ama gibi. Evet. Nissan'a göre. Ama mesela aile için ben 3 kişi çok rahat bu arabayla bir yerlere gidebiliyorum. Arka taraf biraz daha sekiyor ama yani 3 kişi bagajla doldurup rahat rahat yol alabilirsin yani bu arabayla. Öyle şey, kasvetli bir arabası yok yani içeride. Öyle bir hava hissetmiyorsun hiç. Çok bu arabanın en sevmediğim şeyini söyleyeyim mi abi sana? Aklıma gelen. A sütunları. O kadar uzun ben ki. Ben görüntüyü kapatıyorum. Evet yani bir yerde dönerken böyle sürekli kafanı uzatıyorsun. Aradan bakmaya falan çalışıyorsun. Biz zaten sürekli ara sokaklara girdik bazen. Çöp kutuda koyuyorlar oraya, göremiyorsun. Görmüyorsun hiçbir şey yani. Ben de tavlıyordum ama. Ama o da aslında hani cam zaten aşırı yatık ve polisler şey yapıyor artık böyle. Camda film var diye durduruyor. Halbuki cam çok içisi yatık olduğu şey için içerisi daha karanlık kalıyor. O sileceği saklayabilmek için mecbur uzun bir A sütunu var arabada. En büyük hani problemim benim oydu ama zamanla alışıyorsun ona da yine. Ek olarak senin sormak istediğin şey var mı? Abi MK3'ten bence çok büyük farkı var yani MK2'nin. Bağımsız süspansiyon var MK2'nin. Aynen doğru. MK3'te torsiyon. Yani daha avantajlı bir durum MK2'nin. Aynen aynen. Biraz performansını karşılaştırsak hangisi daha iyi sıcak? Bence MK2 daha iyi sanki. Bence de MK2 yani. MK3'ün torsiyon arkası falan geliyor yani. MK2 o kadar arkasına geldi mi tamam. Hani hatta çoğu forumda da bunun şikayeti olmuştu, konusu açılmıştı torsiyon olmasından. 2013'te ilk geldiğinde bu arabalar. En büyük eksiklerden biri. İşte Volkswagen zaten farkını yaratmak için yaptı. Hani ilk beklentiyi hatırlasanız abi bu araba gelirken. İşte silecekler yok. Yeni MK3'te kapı kolları yok, arka torsiyon, Leon bitti dediler. Evet. Ama şu an sokağa çıktığında abi her 10 arabadan 2'si 3'ü Leon. Kesinlikle yakışıklı. Abi şeyi çok seviyorum bir de YouTube yorumlarının altında. Her videoda var. Cevat abi. Evet abi. Araban ne zaman gelecek abi? Abi araban ne? Sürpriz. Araban ne zaman geliyor? Sürpriz. Daha söylemiyoruz. Ama çok bomba bir şey gelecek hazır. Aynen yani. Öyle. B. B. 3 harfli. 3 harfli. 3 harfliden zaten. Aynen öyle. Peki bu aracın konforundan konuştuk, teknik özelliklerden konuştuk. Peki modifiye üzerine, motor üzerine gidersek, önü açık mı modifiye bir araç? Neler yapılabilir? Ya,
Yani aslında bana kalırsa çok öne açık bir araç değil. Yani bu benim kullandığım üçüncü seyahat arabam. Ben hani hiç bilmiyorsam ve bu arabayı alsam hakikaten hiçbir şey yapmam. Neden diyeceksiniz? Çünkü araç orijinal 125 beygir stokta. Yazılımla şöyle söyleyeyim, 152-153 civarında güç alınıyor. Yani bu saf ne demek? Yoksa... Saf yazılım, üstünde herhangi bir şey yok. Hani egzoz yapsan, atıyorum downpipe yaparsın, downpipe yaparsın. Hani maksimum 155 al diyelim. 30 beygir için o kadar para harcamaya değmez. Çünkü neden? Çünkü hani gidecek. Abi en basit Rocco ile bile atıyorum 160'lık bir Rocco ile veya işte Passat'la neyle herhangi bir şeyle yürüyemeyeceksin yani. Çok ara bir güç 150 bence. O yüzden hani o kadar para harcamak yerine biraz daha fazla verip MK3 alıp en azından standart 140 beygirin tadını almak lazım yani. Tadını çıkarmak lazım. Senin modifiyeler ne kadar tuttu Onat? Pardon? Modifiyeler. Ne modifiyeler? Yazılım. Abi yazılım 1000 lira civarı. Bak çünkü sen yazılım attın 1 milyara yaklaşık. Exos yaptın. Polo'yla, filtre 250 lira. Benim Polo'yla kafa kafaya gidiyorduk biz yani. Evet abi. Ama filtrem yok. Ama egzoz bu araca mesela yazılım atsan Polo'yla kafa kafaya gidemeyeceksin. MK3'e yazılım atmak daha mantıklı aynen. MK2'yi alıp yükleyeceksen bence doğru araba MK2 değil. Ama MK3'ün de ölüm açık. Ama rahat bir 190 beygir görüyorsun. Ama yazılımla... Tamam yazılımla... Ya keyif alırsın şehir içinde kalsam ama yine yani kaderi değişmiyor bence çok fazla. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım Onat ve İlkan'la yaptığımız muhabbet hoşunuza gitmiştir. Furkan bizi yarı yolda bıraktı. Yani dolmuş gibi bıraktık herif resmen. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve hoşunuza gitmişse paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten iyi bakın.